SporX. Tarihi sezonun efsane isimlerinden şampiyonluk maçları yorumu. Efsanelerden şampiyonluk yorumu. 1992-93 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın formasını giyen efsane oyuncular ligin son maçlarını yorumladı. Akşam. Tarih bu kez tekerrür etmez. Kadir Akbulut, son maçı kazanmak zorundaydık. Kulağımız Ankara gücü Galatasaray maçındaydı. Biz G, birliğini mağlup edeceğimizi biliyorduk. Oradan gelen gollerle gardımız düştü o kadar farklı bir skor beklemiyorduk. Maç içinde konsantremiz bozuldu. Oradan iyi bir skor haberi alabilseydik, G, birliğini daha farklı mağlup edebilirdik. Beşiktaş oynadığı oyunla şampiyonluğu hak etti. Tarih bu kez tekerrür etmez. Galatasaray bu kadar farklı skorla kazanamaz. Bu kadar kolay değil. Ulvi Güveneroğlu, 28 dakikada Galatasaray, Ankara gücü karşısında 3-0 öne geçti. Biz Gençler Birliği maçını 1-0 geriden gelip 3-1 kazandık. İki maç arasındaki fark buydu. Oradan gelen gol haberinin bizi etkilediğini düşünüyorum. Cumartesi günü Beşiktaş'ın kendi maçını düşünmesi gerekiyor. Göztepe'ye konsantre olması gerekiyor. Galatasaray'ın Malatya'yı 5-0, 6-0 mağlup edeceği konuşuluyor. Bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Yine şampiyon oluruz. Hayrettin Demirbaş, o kadromuzda inanılmaz oynuyorduk. O sezon Beşiktaş ile 5 beş maç oynadık. 3 galibiyet 2 beraberlik aldık. Beşiktaş Ankara Gücü'nü 6-0 yendiği zaman iyi de biz 8 gol attığımızda mı başka şeyler konuşulmaya başlandı? Teşvik konuşuluyordu. Galatasaray'ın son maçları oynama konusunda tecrübeleri var. Avantaj Galatasaray'ın elinde. Bizim sezona benzer bir zafer yaşarız. Kazanan yine Galatasaray olur. Yusuf Altıntaş herkes zağladı suçluyordu. Ama inanılmaz goller attık. Bizim o kadro Galatasaray'ın şu anki kadrosu ile maç yapsın biz farklı kazanırız. Gece 2'ye kadar oturduk. Biz maçı kazanırız diye düşündük. Aile ortamı vardı. Saha içinde birbirimizin hatalarını kapatıyorduk. Onlar Ankara Gücü'ne 6 gol attığında bir şey yok. Biz 2 fazla gol attığımızda ortalık karışıyor. Demek ki biz daha iyi takımdık. Galatasaray'ın son maçta şansı daha yüksek. Kazanan yine Galatasaray olur. TRT Spor. Galatasaray şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak. Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın şampiyonluk için sahasında Helenex yeni Malatya Sporu ile karşılaşacak. Türk Telekom stadında oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Kritik karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilir, trtspor.com, tırden maç merkezi farkıyla anlık takip edebilirsiniz. Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizli Sporu yenen Sarı Kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivas Spor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren Sarı Kırmızılılar, Averaj'da lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex yeni Malatya Spor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı. Şampiyonluk için kulakları İzmir'de. Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek. Sarı Kırmızılı ekip, Türk Telekom stadında Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, artı iki genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim'in öğrencilerine şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Siyah Beyazlılar İzmir'den bir puanla dönerse Sarı Kırmızılılar, yeni Malatya spor maçını kazanması gerekecek. Beşiktaş, Göztepe'yi yenerse Galatasaray'ın şampiyon olması için rakibini genel averajda geçmesi gerekiyor. Maç için iki gün önce kampa girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon ilk kez takımını kampa aldı. Sezon başından bu yana kamp sistemi uygulamayan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi Sarı Kırmızılı ekibi Florya Metin Oktay tesislerinde kampa soktu. Ligin 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Yukatel Denizli Spor ile karşılaşan Galatasaray, son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girdi. Denizli Spor maçının ardından takımına bir gün izin veren Terim, yeni Malatya Spor mücadelesi öncesi ilk çalışmayı dün yaptırdı. Galatasaray, Helenex yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi ilk antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maça odaklandı. 3 futbolcunun durumu belirsiz. Galatasaray'da 3 futbolcunun yarınki kritik müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falco ve Emre Taşdemir, Yukatel Denizli spor maçında forma giyemedi. İki futbolcunun da durumu akşam yapılacak antrenmanda sonra belli olacak. Annesi vefat eden Norveçli sağ Bek Martin Lines'in de yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmaması bekleniyor. Yeni Malatya Spor'da ise eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Son 5 maçını kazandı, 8 maçta yenilmedi. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki atakaş Hatay Spor mücadelesinde yaşayan ve 33. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip 34. haftada Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sonraki hafta Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray 36. haftada Trabzonspor ile yenişemedi. Sarı-kırmızılılar daha sonra üst üste Fraport Tavantalya Spor, İttifak Holding Konya Spor, Gençler Birliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizli Spor maçlarından galibiyetle ayrıldı. Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu. Ligin en az gol yiyeni ve en fazla gol atan ikinci takımı. Süper Lig'in en iyi savunma yapan takımı Galatasaray, en fazla gol atan ikinci ekip oldu. Geride kalan 39 müsabakada kalesinde 35 gol gören Sarı Kırmızılı ekip, ligde rakiplerine en az gol şansı veren takım olarak dikkati çekti. Kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıkan Galatasaray, hücumda da benzer bir performans sergiledi. Rakip ağları 77 kez havalandıran Sarı Kırmızılılar, bu alanda 87 golle lider Beşiktaş'ın ardından en fazla gol atan ikinci takım olarak kayıtlara geçti. Galatasaray ile Yeni Malatya Spor 8. randevuda. Galatasaray ile Helen Yeni Malatya Spor, Süper Lig'de yarın 8. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında Sarı Kırmızılılar 4, Sarı Siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatya Spor 5 golle karşılık verdi. İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı. Ayrıca iki ekip bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı. Aslan son 4 maçta yenilmedi. Galatasaray, yeni Malatya Sporu ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı. Sarı Kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece bir gol izni verdi. İstanbul'daki maçlar. Galatasaray, Türk Telekom stadında yeni Malatya sporu 3 kez konuk etti. Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan Sarı Kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi. Rekabette en farklı skoru 3-0. İki takım arasındaki kısa süreli rekabette en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray aldı. Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk ümitleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, puanlar ve ikili averajın eşitlendiği lider Beşiktaş'ın iki averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında kazanması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekiyor. Galatasaray ile yeni Malatya Spor arasındaki 7 maçlık Süper Lig rekabetinde şimdiye kadar 3 golden fazla atılmadı. Sarı Kırmızılı ekip, Malatya temsilcisini bir kez 3-0, bir kez de 2-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, diğer 5 lig karşılaşmasında yeni Malatya Spor'a birden fazla gol atamadı.